Efendim merhaba. Bu videoda, bu programda aslında üzerinde konuşmayı hiç düşünmediğim bir konuyu ele alacağım. Bu konuda ne? İşte FETÖ ya da paralel devlet yapılanması diye işte artık dilimize yerleşmiş olan ve iddianamelerde de yer alan konu. Peki efendim niçin bu konuyu ele alıyorum, niye bu konuya giriyorum diyorsanız söyleyeyim. Bülent Arınç beyefendinin bu Haber Global Televizyonu Jülide Ateş'le yaptığı bir programda söyledikleri. Bu programda söylediği şu: karanlık yüzlerini göremedik, masum değiliz hiçbirimiz. Şimdi masum değiliz hiçbirimiz olgusu, bu ifadeler aslında doğruyu bizim karşımıza koymakta. Nedenine gelince bu FETÖ konusunda siyasetçilerin dönemlerine göre ifade ediyorum, hiçbirisinin eli ötekinden daha temiz değil. Peki bu Fethullah Gülen'in bir cumhuriyet düşmanı olduğu, bu cemaatin, cumhuriyetin, demokrasinin, işte Kemalist Cumhuriyet'in, Atatürk'ün aleyhtarı olduğu, kurulmuş olan bu cumhuriyetin yapısının değiştirilmesi yönünde hareket ettiği ve edeceği gerçekten bilinmiyor muydu? Devletin arşivinde bunlar yazılı değil miydi? Bakın efendim, bu konuda eğer kim ki biz bunu bilmiyorduk, biz bunu ilk kez efendim 17-25 Aralık'tan sonra fark ettik, öğrendik gibi cümleler kurup karşımıza çıkıyorsa, şöyle bir nezaketten uzaklaşmak istemiyorum ama bunu kim ifade ediyorsa kesinlikle yalan söylüyor. Bize karşı yalan söylüyor ve bize karşı bir büyük haksızlık yapıyor. Sebeplerini söyleyeyim. Bakınız şimdi. Bir kere Fethullah Gülen'in yaşamına baktığımız zaman ki kendisiyle yapılmış olan söyleşiler vardı ve bunlar kendi yayın evlerinde kitaplar olarak yayınlandı. Oralarda da anlatmakta ki CIA'nin kendisiyle, Anadolu sorumluları, CIA'nin Anadolu sorumlularının kendisiyle nerede ne zaman temasa geçtiğini, bunları anlatıyor. Peki başka Komünizmle Mücadele Derneklerinin nasıl kurulduğunu da anlatıyor. O zaman buradan karşımıza ne sonuç çıkıyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Bakınız, demek ki ta 1950'nin sonlarına doğru devletin, bu vaizin, bu cami imamının ne yaptığı, kimlerle nasıl temasa geçtiği, kimlerin bunun peşinde olduğu çok net olarak biliniyor ve bilinmekte. Niçin? Çünkü Komünizmle Mücadele Dernekleri ABD'nin, NATO'nun isteği üzerine Türkiye'deki o dönem hükümetlerinin ve MİT'in, Genelkurmay'ın bilgisi dahilinde kurulmuş olan derneklerdir. Yani bu bilinmez olur mu? Bu biliniyor. Peki bunun ötesinde başka bir şey söyleyeyim size ben. Bakın, 1970 yılında Fethullah Gülen'i o günkü MİT Müsteşarı Korgeneral Fuat Doğu, daha sonra çok uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı yardımcılığı yapacak olan efendim Yaşar Tunagür, her ikisi, ki Yaşar Tunagür hep elinden tutmuştur zaten, bunun her ikisinin girişimiyle bir kere Fethullah Gülen MİT'e, yani getirilip devlete yapıştırılmıştır. Onun için hiç kimse bizim bunun olan bitenden haberimiz yoktu, ne oluyordu, ne bitiyordu, hiç kimse demesin bunu. Yüzümüze bakarak bize yalan söylemesinler. Demek ki bakın ne kadar eski başlamış her şey. Peki onun dışında 1972 yılında Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi Gülen'i suçladı ve mahkum etti. Bakın mahkumiyet sebebini söyleyeyim. Atatürk'ü gençliğe din düşmanı olarak göstermeye ve tanıtmaya çalıştığı, Nurculuk tarikatı yoluyla dine dayalı devlet düzenini kurma yönünde faaliyette bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum etmiştir. Ve askeri Yargıtay 24 Ekim 1973 tarihinde bunu onamıştır. Şimdi Bülent Arınç Bey diyor ki efendim biz bunların karanlık yüzlerini göremedik. Nasıl göremediniz ya? 1972 yılında askeri mahkeme karar vermiş mi? Vermiş. Askeri Yargıtay bunu onaylamış mı? Onaylamış. Ondan sonraki süreçte takip ettiğimiz zaman bakın 1980'e geliyoruz. 12 Eylül 1980 askeri darbesi yapıldı. Kendisi anlatıyor. Devamlı olarak nasıl kaçmış ve nasıl bulunamamış. 12 Eylül'den sonra da yine kaçtı. İşte Antalya yolu üzerinde sonra yakalanıyor. Peki ondan sonra ne oluyor? Bakın 12 Eylül askeri darbesi, faşist, NATO'cu, Amerikancı darbe. Türkiye'de yüz binlerce insanı tutuklayıp hapse atan, 50 kişiyi idam ettiren, ne bileyim 600 binin üzerinden 1 milyona yakın diyeyim, insanı vatandaşlıktan çıkaran solcular üzerine böyle nasıl diyeyim tankla, topla, tüfekle saldıran, bastıran, ülkücülerin de en az %80-85'ini tutuklayıp hapislere atan, işkencelerden geçirten bu rejimden Fethullah Gülen'i kim kurtardı? Turgut Özal kurtarmış. Bugün kalkıp deniyor ki biz bunların gerçek yüzünü göremedik. Efendim bu konuda en ufacık bir samimiyet yok. Bakınız en ufacık bir samimiyet yok. Peki ondan sonraki süreçlere şimdi bakalım. Bu cemaat mensupları askeri okullara sınav sorularını çalıp buraya öğrenci yerleştirirken kimsenin haberi olmadı mı? Yahu nasıl haberi olmaz olur mu? Bakın 1984, 1985, 1986 yıllarında artık ayyuka çıktı. Ben o zaman da subayım. Bütün bunlar medyada da yer aldı. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bakın bu sorular çalındığında ortaya çıktı her şey. Dönemin Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, bazı sorumlular şunu söylediler. Bir kısım öğrencinin bu sınav sorularını çalmakla suçlanan bir grup öğrencinin ilişiği kesildi. Geri kalanları için dediler ki biz bunları kazanabiliriz. Peki biz bunları kazanabiliriz dedikleri karşımıza ne olarak çıktı biliyor musunuz? 15 Temmuz bu alçakça, ahlaksızca isyan girişiminin generalleri, amiralleri olarak karşımıza çıktılar bizim. O sınav sorularını çalarak askeri okullara sokulanlar. Bunlardan haberleri yok muydu kimsenin? Olabilir mi böyle bir saçmalık? Bizim aklımızla mı alay ediyorlar? Bakın şimdi ben size bir 2004 MGK'sından söz edeceğim. Orada konuşulanlardan söz edeceğim. Değerli arkadaşlar, biz bu 28 Şubat davasında ve 2008'deki AKP kapatılma davasında da bu ortaya çıktı ki FETÖ denilen bu örgütün, bu yapılanmanın tüm istihbarat raporları MGK'ya, Cumhurbaşkanlığına, Başbakan'a, herkese gönderilmiş. Yani MİT bu konuda üzerine düşen görevi yapmış. Ama MİT bu raporu gönderdiği bu yüksek makamların hepsi arkadaşlar bunları hasır altı etmişler. Peki bakınız şimdi. Bülent Arınç ne diyor bu televizyonda kendisiyle yapılan röportajda? Diyor ki, sorulmuş kendisine, Nur Cemaati üyesi misiniz? Üyesi değilim, sadece derslerine gittim demiş. FETÖ binlerce insanın beynini nasıl yıkadı sorusu üzerine de bunun cevabı 2 dakikada verilmez diyen Arınç şöyle devam etmiş. Kendilerini bu kadar gizleyen çok kötü, çok hesaplı bir örgütle karşı karşıyayız. Karanlık yüzlerini maalesef çoğumuz göremedik. Masum değiliz hiçbirimiz. Evet, en katıldığım son cümle son derece doğru. Daha sonraki sürede de efendim yine FETÖ ile ilgili olarak kendi damadının konusunda da sormuşlar soruları. Neyse hadi onun cevabını vermiş işte, meraklıysanız açın okuyun efendim söylüyor ve kendi damadı için de diyor ki hepsi aldatıldı. İyi güzel de hani bu kısma gelince kendileri aldatılıyor ama başka davalardan tutukladıkları insanlar için aynı şey söz konusu olamıyor. Bu da böyle bir şey de olabilir mi? Efendim FETÖ'nün işte damadını ve kızını perişan ettiğini söylüyor, bunu anlatıyor ve işte ifade ediyor. Şimdi gelelim buradaki itiraflar meselesine bakmaya. Haberimiz yoktu diyorlar, öyle mi? Peki diyeyim ki 1970'te, diyeyim ki 1980'de sizlerle paylaştığım olaylardan haberleri yoktu. Bakın 1999'da Emin Değer bir Cumhuriyet Düşmanının Portresi diye bir kitap yazdı. Ne oldu? bugünkü iktidar mensupları yalnızca onlar değil ki Türkiye'de kendilerinin değerli arkadaşlar muhafazakar olduğunu falan ifade edenlerin hiçbirisi bunu görmedi. Tam tersi değerli arkadaşlar, tam tersi önüne geleni bununla suçladılar. Bakın, Türkçe olimpiyatlar yapıldı. İçinde benim bazı iş adamı arkadaşlarım da vardı. Aynen şunu söylüyorlardı. Aa ne güzel, bakın bunlar işte Türkçe konuşuyorlar. Biz bunlara destek olalım. Tamam. Meclis başkanı iken Bülent Arınç geldi. Bak kendisi de söylüyor. Bunlara ödül verdi. İşte başbakan olarak Tayyip Bey bunlara ödül verdi. Niye? Dediler ki efendim İstiklal Marşı'nın Türkçe okunması bizi son derece etkiliyor idi. Gelip bunlar bürokrasiye yerleşirken, polise, adalet mekanizmalarına yani hukuk alanına yerleşirken, orduya yerleşirken herkes buna göz yumdu. AKP iktidara geldiğinde de bunlar gelip "Aa, siz merak etmeyin bakın biz bütün bu alanlarda çok güçlüyüz" dediler. Hatta hatırlarsanız daha önce de ben size öyle bir şema göstermiştim, kendi çizmiş olduğum. Peki Tayyip Bey şunu söylemedi mi? Ne istediğiniz de vermedik. Yani istediğiniz her şeyi biz size verdik. Bekir Bozdağ yaptığı konuşmada, mecliste yaptığı konuşmada bu adamı yere göğe sığdıramadı. Hadi o konuşmayı internete girin bir bakın. Bakın bakalım neler söylemişiz. Kendileri neler söylemişler bu konuda. Muhalifler neler söylemiş. Yol göstermiş, anlatmışlar bu şahsiyeti. Söyledikleri şey şu efendim, biz bunları 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra anladık. Onun öncesinde de biliyorsunuz 17-25 Aralık bu bir meselesi var. Yani 17-25 Aralık meselesi nedir? 4 tane bakana, işte Halkbank'ın genel müdürüne, Tayyip Bey'in oğluna karşı yapılmış olan operasyon, yani bu işte paralarla ilgili olan bir husus. Bakın ondan sonraki süreçte Fehmi Koru bir kitap yazdı. Ben böyle gördüm. Cemaatin siyasetle sınavı. Bu olaydan 17-25 Aralık meselesinden sonra Fehmi Koru'yu aracı olarak nereye gönderiyorlar? Amerika'ya gönderiyorlar. Kime, kimin ayağına gönderiyorlar bunu bir mektupla? Bunu bu hocanın, bu imamın ayağına gönderiyorlar. Yani Fethullah Gülen'in ayağına gönderiyorlar ve sorgulatıyorlar. Acaba bunun içinde onlar var mı yok mu? İşte buyurun lütfen açın, okuyun ve görün. Diyor ki bunlar Bülent Arınç'ta hiçbir istihbarat raporunda görmedik. Olabilir mi böyle bir şey? Nasıl istihbarat raporunda görülmedi? 2004 yılı Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök FETÖ tehlikesini orada gündeme getiriyor. Bakınız, Taraf gazetesi ki CIA'nin çıkarttırdığı, finanse ettiği cemaatin bir gazetesidir. Bu gazetede 28 Kasım 2013 tarihinde dendi ki Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı. Peki 2004'teki MGK'da hükümet kim? AKP değil mi? Peki başbakan kim? O döneme geri dönünüz, bakınız. Recep Tayyip Erdoğan. 2004'te kim? İşte Cumhur Reisi Necdet Sezer, sonra değişecek. Abdullah Gül gelecek. Bakın 24 Haziran 2004, 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantılarıyla 481 sayılı MGK kararının bir ele almak gerekiyor. Niye biliyor musun? Çünkü bu toplantıda Türkiye'deki nurculuk faaliyetleri ve Fethullah Gülen konusu gündeme alınmış. Hem MİT Müsteşarlığı hem Genelkurmay Başkanlığı tarafından Gülen grubunun yurt içi, yurt dışı bu okullar, dershaneler yapılanması ifade edilmiş. Bütün kurumlara nasıl sızdıkları buralarda söylenmiş. Siz bütün bunlara rağmen nasıl olur da efendim bizim bunlardan haberimiz yok dersiniz. Biz bunları fark etmedik dersiniz. Olur mu öyle bir şey lütfen? Yani bunlar, şöyle bir şey söyleyeyim. Dönemin AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ 3 Mart 2014'te şunu söylüyor. Polisi, emniyeti, askeri, medyayı ele geçirerek ardından gelip Anadolu'ya 10 yıl sonra 5 milyon kişi karşılayacak. Hümeyni'ye nasıl teslim olduysa İran, biz de öyle teslim olacağız, öyle mi? Peki bu sözler 3 Mart 2014'te söylenmedi mi? Kimdi? AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ. Bu da mı duyulmadı? O nedenle bakın bizim bunlardan haberimiz yoktu. Biz sonra fark ettik, bilmem ne olduk. Bunlar doğru şeyler değil. Bülent Arınç bütün bu Türk ordusuna karşı yapılan ahlaksızca, alçakça tutuklamalar, operasyonlar, yani Ergenekon, balyoz, askeri casusluk gibi kalkıp demedi mi ki bağırsaklarımızı temizliyoruz diye? Bakın şöyle bir şey söyleyeyim hepinize. Bu konuda tekrar söylüyorum, bak yıl 1970'ten itibaren o günkü MİT müsteşarı, MİT başkanı dahil olmak üzere, işte o günkü başbakan dahil olmak üzere, devlet işte Süleyman Demirel dahil olmak üzere arkadaşlar, Bülent Ecevit, hiçbirisini ayırmıyorum bak, bütün onların hepsinin de bu konuda elleri kirli ve ondan sonraki sürece geri dönün AKP hükümeti dönemine bakın. Tamamı bunlara ödün verdi ve devlete yapılanmalarına hepsi göz yumdu. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı iken kendi eliyle vermiş olduğu imzalı talimatta dışişleri mensuplarına bu Gülen cemaatine ait olan okulların önünün kesilmemesi, bunlara her türlü kolaylığın gösterilmesi konusunda talimat verdi. Aynı şeyi Süleyman Demirel yaptı. O nedenle bugün bize aklımızla hiç kimse gelip alay etmesin. Bizim yüzümüze, gözümüzün içine bakarak efendim bunlardan bizim haberimiz yoktu denmesin. Bakın ta 1970'ten başlamış. Ya 12 Eylül 1980 askeri darbesi döneminde kurtarmışlar bu adamı. Artık biz neyin üzerine konuşuyoruz ki? Bu konuda yazılmış çok kitap var. İşte farklı kitaplar var. Ahmet Akgül'ün Küresel Fesatçılık ve Fethullahçılık. Geri dönünüz lütfen, buna bakınız. Bak, herkes biliyor ki bugün bu ülkede Fethullah Gülen bir CIA operasyonu, cemaatin yapılandırılması bir CIA operasyonu. Ama bunun içinde yer alan, bu ülkenin çocukları, yer aldırılan bu ülkenin zeki çocukları, yoksul aile çocukları ve bütün bu çocukların hepsi harcandı. Herkes seyretti. Bu ne biliyor musunuz? Herkesin gözünün önünde olan bir büyük sır olarak kaldı. Ve herkes bununla ilgili olarak sevgili arkadaşlar bir ihbar, bir görmezden gelip bugün herkes itirafçı olmaya çalışıyor ama o gün herkes tanık buna. O gün herkes tanık. Onun için ahlak ve namus diye bir şey söz konusu değil. Ahlak ve namus diye bir husus söz konusu değil. Ben eski Habertürk'teyken bu Fethullah Gülen cemaatinin okulları ile ilgili Afrika'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne götürülmüş bir grup medya mensubu ve akademisyen vardı. Onların arasında ben de vardım. Programın birisinde oradan sonraki olayları anlatayım. Orada ne gördüğümü anlatayım. Sonra televizyonda ben o konuyla ilgili olarak ne anlattım Habertürk'te, o konuyu da efendim sizlerle paylaşırım. Ondan sonraki süreçte ne oldu, ne bitti. Yani o nedenle bu konuda hiç kimse arkadaşlar, hiç kimse kalkıp yalan söylemesin. Bu 2004 yılında 25 Ağustos'taki MGK toplantısında kimler var bir bakalım. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Milli Savunma Bakanı Vejdi Gönül, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu. Arkadaş bunların hepsi orada. Ayrıca dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, Aytaç Yalman, İbrahim Fırtına, Jandarma Genel Komutanı Şener Er Uygur. Bak dikkat edin, bu Şener Er Uygur, efendim İbrahim Fırtına, Özden Örnek, bunların hepsi de daha sonraki bu davalarda, bu rezil davalarda, komplolarda, kumpaslarda tutuklanıp içerilere atıldılar. Bakın içeriye atıldılar. Özden Örnek kamera ışıkları içinde uyusun, hayatını kaybetti sonradan kanserden. Neyi konuşuyorlar Allah'ınız aşkına? Neyi konuşuyorlar? Bu MGK'da tavsiye kararı alınmış. Buyurun isimlere bakın. Ondan sonra yüzümüzün, gözümüzün içine bakarak sevgili arkadaşlar bizim bunlardan haberimiz yoktu deniyor. Hadi 1970'ten haberin yok diyeyim, 80'den yok diyeyim, aradaki gelişmelerden, 90'lardan yok, bu askeri okullara girişteki sınav sorularının çalınmalarından haberin yok diyeyim, polis kolejiydi, polis okullarına girişteki sınavlar sorularının çalınmasından haberin yok diyeyim, 2004'teki MGK'dan da mı haberiniz yok? Görmezden geldi herkes. O nedenle şimdi bugün kalkıp bütün bu konuşmaların yapılıyor olmuş olması bana hiç inandırıcı gelmediği gibi sevgili arkadaşlar, saygı da duymuyorum. Ne yazık ki bakın, saygı da duymuyorum. Deniyor ki efendim MGK toplantılarında 15 Temmuz'un olacağına dair hiçbir istihbarat raporu gelmedi. Nasıl gelmez? Ahmet Davutoğlu Bey açıkladı. Ne dedi Ahmet Davutoğlu Bey? Dedi ki ben ve MİT Müsteşarı General bu Mehmet Dişli'nin ordudan ihracı için getirdik, rapor verdik, ısrar ettik. Başka generaller de var orada. Niye diyor? Niye? Niye diyor Tayyip Bey? Neden bunu ciddiye almadı? Niçin bunu göz önünde bulundurmadılar? Niye ihraç edilmedi? Sonra deniyor ki efendim işte yani Allah bizi affetsin. Biz bunları fark etmedik. Biz aldatıldık. Bakın bunları alt alta koyduğumuz zaman görürüz. O Ahmet Davutoğlu Bey'in söylediği olay var ya, hani biliyorsunuz başbakan adam o dönemde. O sırf Mehmet Dişli değil ki, yanında 8 general daha var emekli edilmesini istedikleri. MİT raporunu vermiş. Vermez olur mu deniyor ya işte, Bülent Arınç beyefendi söylüyor 15 Temmuz'la ilgili, bak buradaki söyleşi de ifade ediyor. Efendim diyor bize verilmedi böyle bir rapor. Eğer bizi aldatmışlarsa, bizi yanıltmışlarsa bu suç bizim değil. Biz bu faaliyetleri sesseydik kafalarını ezerdik. MİT rapor vermiş sana. Niye ezmediniz? Niye seyrettiniz? Bunun sonunda ne düşünüyordunuz, ne ediyordunuz? Onları ben bilmem. Onları ben bilmem. 2014-2015 Yüksek Askeri Şura'da MİT'in raporuna rağmen bunlar niye emekli edilmedi? Bu kadar basit. Soru bu kadar basit. Bunları emekli etmediniz işte. Sonuçta başımıza bütün bunlar geldi. Diyor ki Bülent Arınç Bey, ben Türkiye bağırsaklarını temizliyor sözünü 2009'da söyledim. Cuntacılık Türkiye'de bir gelenektir. AK Parti iktidara geldi. Cunta hevesleri bizi vesayet altına almak istediler. Biz onlara karşı direndik ve başardık. Biz onlara karşı direndik ve başardık ne biliyor musunuz? Türk askerine karşı ABD'nin, NATO'nun ve FETÖ'cülerin birlikte kurmuş oldukları kumpas. Başardık dediği bu. Hiçbir parça geri dönüp acaba düşünüyorlar mı ki bir dakika ya bak biz ne söylüyoruz? İşte bak önümde gazeteler. Yapmış olduğu konuşma gazeteler tarafından deşifre edildi. Bir de başka bir yine farklılık olsun diye eğer isterseniz okumak isterseniz Aykut Küçükkaya'nın FETÖ ortak, hepiniz oradaydınız belgeseli, CHP raporlarında AKP FETÖ ortaklığı. Farklılık olsun diye bir bakınız. Bakın. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016 bak 3 Ağustos 2016'da Din Şurası'nda bir konuşma yapıyor. FETÖ PDY için şunu söylüyor. Aynı menzile giden farklı yollardan biri olarak gördüğümüz bu yapı. Şimdi düşününüz yani artık ben ne söyleyebilirim ki Allah'ınız aşkına? Ben ne söyleyebilirim ki? Askeri vesayeti sonlandıracağız, biz demokratikleşmeyi işte sağlayacağız derlerken cemaatin vesayetini işte ortaya çıkardılar. Ya bütün bunlardan umarım ki ders alınmıştır. Umarım ki bütün bunlardan ders alınmıştır. Fark ettiğiniz gibi bu konuda söyleyecek çok sözüm var. Çok sözüm var. Ama daha fazla dökücü olmamak için müsaadenizle burada bunu noktalayayım. Atatürk'ün çok önemli bir sözünü ifade edeyim. 1925 yılında hani söylediği efendiler, ey millet, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, mensuplar memleketi olamaz. En gerçek tarikat yol gösterici nedir? Akıldır, bilimdir. Söylemiş olduğu bu. Ve doğru. Ve doğru. Umarım ki bundan sonraki süreçte siyasal iktidar mensupları, ülkeyi yönetenler, her kim olacaksa arkadaşlar, bütün bu yaşadıklarımızdan ders almış olurlar ve tek yol göstericinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun söylevleri, söylemleri olduğunu fark ederler. Tek yol göstericiliğin bu laik cumhuriyet olduğunu fark ederler.